Bismillahirrahmanirrahim. İyilik ve hayır yüzlenizi doğuya ya da batıya doğru çevirme değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden sevdiği malını Allah'ı hoşnut etmek için yakınlara, yetimlere, yoksullara yolda kalan gariplere, isteyenlere ve boyunduruk altında bulunup, hürriyetine kavuşmak isteyen, köle ve esirlere veren, namazı hakkıyla ifa edip, zekatı veren, sözleştiği zaman sözlerinde duran, hele hele sıkıntı ve hastalık hallerinde, savaşın şiddetli esnasında sabreden kimselerin davranışlarıdır. İşte onlardır imanlarında samimi olanlar ve işte onlardır Allah'ı sayıp günahlardan korunan takvalılar. Sana Allah yolunda kimlere ve ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, infak edeceğiniz mal, anne, baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış gariplere verilmelidir. Hayır olarak daha ne yaparsanız Allah muhakkak onu bilir. Ey iman edenler, ne alışverişin, ne bir dosttan yardım beklemenin, ne de bir kimseden şefaat ummanın mümkün olduğu bir gün gelmeden önce size nasip ettiğimiz şeylerden harcayın. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak verip, her birinde yüz tane bulunan bir başağın haline benzer. Allah, dilediğine kat kat fazlasını da verir. Allah'ın lütfu geniştir. ilmi her şeyi kaplar. Onlar sabırlı, imanlarında sadık ve samimi, Allah'ın huzurunda itaatla divan duran Mallarını hayırda harcayan seher vakitlerinde Allah'tan af dileyen müminlerdir. Sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça fazilet mertebesine ulaşamazsınız. Bununla beraber her ne infak ederseniz Allah mutlaka onu bilir. O müttakiler ki bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Kızdıklarında öfkelerini yutar, insanların kusurlarını affederler. Allah da böyle iyi davrananları sever. Allah'ın kendilerine lütfu ile bol bol verdiği nimetlerde cimrilik edip harcamayanlar, sakın bu hali kendileri için hayırlı sanmasınlar. Hayır, bu onların hakkında şerdir cimrilik edip vermedikleri malları kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Kaldı ki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah ne yaparsanız hepsinden haberdardır. Miras taksim edilirken varis olmayan akrabalar, yetimler, fakirler de orada bulunuyorlarsa onlara da bir şey verin ve gönüllerini alacak tatlı sözler de söyleyin. Yalnız Allah'a ibadet edip, ona hiçbir şeyi şerik yapmayın. Anneye, babaya, akrabalara, yetimlere, fakirlere, yakın komşulara, uzak komşulara, yol arkadaşına, garip ve yolculara, ellerinizin altındaki köle, cariye, hizmetçi, işçilere de güzel muamele edin. Bilin ki Allah, kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez. O cimrilik eden, üstelik etrafındaki insanlara cimriliği tavsiye eden ve Allah'ın lütfu fazlından kendilerine verdiği nimetleri gizleyen nankörler yok mu? İşte biz, onları zelil ve perişan edecek bir azap hazırladık. Allah'a ve ahiret gününe inansalar ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği nimetlerden harcasalardı ne zararları olurdu sanki Allah onları pek iyi bilmektedir. Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Savaş atları yetiştirin ki bu hazırlıkla Allah'ın düşmanlarını sizin düşmanlarınızı ve onların ötesinde sizin bilemeyip de ancak Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutup yıldırarsınız. Allah yolunda her ne harcarsanız onun karşılığı size eksiksiz ödenir. Size asla haksızlık yapılmaz. Ey iman edenler! Doğrusu hahamların ve rahiplerin çoğu halkın mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Altını, gümüşü yığıp, Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onları, acı bir azabın beklediğini müjdele. Yığılan bu altın ve gümüş, cehennem ateşinde kızdırılarak, bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün, onlara, işte denilecek sizin nefisleriniz için yığıp, hazineye tıktıklarınız. Haydi tadın bakalım o tıktığınız şeyleri. Söyle o iman etmiş kullarıma. Namazı tam gerektiği şekilde kılsınlar. Alışverişin veya dostluğun olmadığı gün gelmeden önce, gizli ve açık şekilde, kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan, nimetlerden bağışta bulunsunlar.'' eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma ki, herkes tarafından ayıplanan, kaybettiklerine hasret çeken bir hale düşmeyesin. Evvela o gemi, denizde çalışan bir takım fakirlere ait idi. Ben onu kasten bir miktar zedeledim. Zira öte yanda sağlam olan bütün gemileri gasp eden zalim bir hükümdar vardı. İçinizden fazilet ve imkan sahibi olanlar akrabalara, fakirlere, Allah yolunda hicret etmiş olanlara sadaka vermeme hususunda yemin etmesinler. Affedip müsamaha göstersinler. Siz de Allah'ın sizi affedip müsamaha göstermesini arzu etmez misiniz? Allah gerçekten gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Rahman'ın o has kulları harcamalarından ne israf eder ne de eli sıkı davranırlar. Bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. O gün ki ne mal ne mülk ne evlat insana fayda verir. Teheccüd namazı kılmak için yataklarından kalkar cezalandırmasından endişe ederek rahmetinden ümid içinde olarak Rablerine dua edip yalvarırlar ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar de ki Rabbim dilediği kimsenin nasibini bollaştırır dilediğinin nasibini de kısar siz hayır yolunda her ne harcarsanız Allah onun yerini doldurur. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın kitabını okuyup ona uyanlar, namazı hakkıyla ifa edenler ve kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan gizli ve aşikar olarak hayır yolunda harcayanlar ziyan ihtimali olmayan bir ticaret umarlar. Onlara ne zaman Allah'ın size lütfettiğinden siz de muhtaçlar için harcayın denilse, kafirler müminlere şöyle derler. Size kalsa, Allah'ın dilediği takdirde, bol bol rızıklandıracağı kimseyi doyurmak, bizim mi işimiz? Siz böyle ne sapık düşünürsünüz? Onlar öyle kimselerdir ki, Rablerinin çağrısına kulak verip, namazı hakkıyla ifa ederler. İşlerini istişare ile yürütürler kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan hayırlı işlerde sarf ederler Allah muhafızlar şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe atın buyuracak atın cehenneme her nankör inatçı kafiri hayıramani olan haddi aşıp azan şüpheye dalanı Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni atın onu o çetin azaba mallarında isteyenlerin ve yoksulların hakkını ayırırlardı Allah'a ve resulüne iman edin ve onun sizi emanetçi yaptığı yönetimini size bıraktığı mallardan harcayın İçinizden iman edip harcayanlara büyük ecir vardır Göklerin ve yerin yegane varisi Allah olup, bütün mallarınız zaten O'na ait olduğu halde, niçin Allah yolunda harcamıyorsunuz? Sizden, fetihten önce infak eden ve savaşan kimseyle, bunları yapmayan elbette bir olmaz. İşte onlar, bundan sonra infak edip savaşanlardan derece bakımından daha yüksektirler. Bununla beraber, Allah her birine de cennet vaat eder. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Kim Allah'a güzel bir ödünç verir, malını Allah yolunda harcarsa, Allah bunu kat kat arttırır. Ona değerli bir mükafat da vardır. Mini tasdiklerinin ifadesi olarak, hayır işlerinde mal harcayan erkekler, mal harcayan hanımlar ve Allah'a güzel bir ödünç verenlerin ödülleri kat kat arttırılacak, ayrıca onlara değerli bir mükafat da verilecektir. Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce, size nasip ettiğimiz imkanlardan Allah yolunda harcayın. Ölüm gelip çatınca, Ya Rabbi, az mühlet ver bana, bak nasıl hayırlar yapacağım, tam takva ehlinden olacağım diyecek olsa da, Allah,

Allah'a karşı gelmekten, haramlara girmekten sakının. Hakkı dinleyip itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak hayır yolunda mal harcayın. Kim nefsinin hırsından ve cimriliğinden kendini kurtarabilirse, asıl felaha erenler işte onlardır. Eğer <Sessizlik> Vallahu şakurun halim. Eğer Allah'a ününç verirseniz, O sizin için, O'nun kârını kat kat arttırarak verir. Hem de sizin günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah, şekürdür, halimdir. Küçük iyiliklerden ötürü bile büyük mükafat verir. Müsamahakârdır. Cezalandırmada acele etmez. Çünkü O, fakiri doyurmayı teşvik etmezdi. Senin Rabbin gecenin bazen üçte ikisine yakın bir kısmını, bazen yarısını, bazen üçte birini ibadetle geçirdiğini, senin yanında yer alan müminlerden bir cemaatin de böyle yaptığını elbette biliyor. Gece ve gündüzü yaratıp sürelerini belirleyen Allah'tır. O sizin bu gece ibadetini gözetemeyeceğinizi bildiği için Lütuf ve merhametiyle size yeniden bakıp muaf tuttu. Artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Allah bilmektedir ki aranızda hastalananlar olacaktır. Kimileri Allah'ın lütfundan nasiblerini aramak için yol tepecek, dünyanın çeşitli yerlerinde dolaşacaklardır. Bazıları Allah yolunda muharebe için sefere çıkacaklardır. Haydi artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin ve bir de Allah'a güzel ödünç takdim edin. Unutmayın ki kendi iyiliğiniz için ahirete hazırlık olarak her ne gönderirseniz mutlaka onu Allah'ın nezdinde bulursunuz. Hem daha üstün ve daha hayırlı mükafatı kat kat artmış olarak Allah'tan af dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Fakirleri doyurmaz, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezdik. Kendileri de ihtiyaç duydukları halde, yiyeceklerini sırf Allah'ın rızasına ermek için, fakire, yetime ve esire ikram ederler. Muhtaçları doyurmaya teşvik etmezsiniz. Kıtlık zamanında yemek yedirmektir. Yakınlığı olan bir yetimi ya da yeri yatak, göğü yorgan yapan, barınacak hiçbir yeri olmayan fakiri doyurmaktır. Cimri davranan, bir de kendini güçlü sanıp, Allah'tan müstagni gören, ama Allah'a karşı gelmekten çok sakınan ve gönlünü arındırmak için Allah yolunda mal harcayan ise ondan uzak tutulur. Muhtacı doyurmayı hiç teşvik etmez.''